Merhabalar, Çınar Sanat Okulu burası. Ali Rıza Setti ben. Kurumun hem kurucu müdürüyüm hem de müzik eğitimleri noktasında eğitim veren bir hocasıyım. Bilgi süreç içerisinde değişiyor ama genel itibariyle oldukça memnunuz. Çünkü artık insanların sanatsal noktada yapmış oldukları şeyler diğer türlü olanaklar noktasında kısıtlı olduğu için birazcık daha sosyalleşme noktası bu tarafa doğru kaymış gibi. Onun neticesinde birçok katılımcı gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra müzik veya resim sanatsal noktasındaki eğitim insana birçok artı ve pozitif durum kazandırdığı için artık çocuklarımızın dışarıda oynama mevzuatları çok minimal olduğu için bununla beraber en azından burada gelip müzikle, resimle kendilerini ifade edebilecekleri sanatsal bir alana kavuşmuş oluyorlar. Bu sadece büyük yaş grubu için değil, biz 5 yaşından başlıyor, üst limit olmayan birçok yaş grubuyla birlikte eğitim veriyoruz ama küçük yaş gruplarında tabletle birlikte hayatımıza giren birçok negatife dönüştüren çocukları kendilerini ifade etme noktasında, hayal kurma noktasındaki birçok şeyi en azından müzikle, resimle kendilerini ifade edebilme durumlarına kavuşmuş oluyorlar. Burada birçok enstrümanın eğitimleri veriliyor. Keman gibi, gitar gibi, piyano gibi, yöresel çalgıların dışında birçok enstrümanın eğitimleri veriliyor. Onun dışında resim eğitimleri veriyoruz. Güzel Sanatlar Fakültesi'ne hazırlık eğitimleri veriyoruz akademik olarak veya liseye. Birçok anlamda eğitim vermiş oluyoruz. Yani eğitim noktasında birçok sıkıntı gerçekleşti pandemiyle birlikte. Kapanmalar, açılmalar, insanların kendilerini koruma, sosyal mesafe durumları. Burada aşağı yukarı 20-25 metrekarelik sınıflarımız var ve biz birebir eğitim veriyoruz bu sınıflarda. Doğal havalandırmamız var, onun dışında birçok noktada temizlik ve hijyenimize zaten dikkat ediyoruz. Hocalarımızın birçoğu aşı olmasına rağmen biz hala maskelerimizle eğitim vermeye devam ediyoruz. Bu noktada burası 6. aydan beri geçen sene açık ve çok sıkıntı yaratabileceğimiz bir durum söz konusu olmadı pandemiyle alakalı olarak. Sanat çok değerli bir şey. En azından bunun kıymetini bilme noktasında, ilerleyen toplumlar noktasında buna baktığınızda görürsünüz, gözlemlersiniz. İnsanların artık kendilerini ifade etme noktası dışarıda daha öncesinde çocukların oynayabilecekleri oyunlar, arkadaşları sosyalleşebilecekleri durumlar varken şu anda bunlar artık gerçekleşmiyor. Bu durumda en azından kişilerin kendilerini daha mutlu hissedebilecekleri, en azından kendilerine çalıp kendilerine söyleyebilecekleri, kendileri mutlu edebilme noktasında ki mutlu birey dediğiniz mutlu toplum oluşturur. Bununla birlikte de en azından herkesi sanatla tanışmaya okulumuza bekleriz. Duygusal olarak bakış çerçeveniz değişiklik gösteriyor. Olaylara bakmanız, etrafınıza bakmanız, olaylara olan reaksiyonlarınız değişiyor. Naiflik kazandırıyor. Kendinizde en azından insanların hırçın olabilme durumu kendilerini ifade edemedikten sonra bağırma yönelimleri içerisinde. Kendisini ifade edebilen insan olabildiğince zaten sakin bir durumda söz konusu oluyor. En azından kendisini doğru ifade etme noktasında bir yol bulmuş oluyor ve kendisini doğru ifade ettikten sonra da o patlamalar, parlamalar söz konusu olmaktan çıkıyor.